Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi. Bunun adı Amon Ra düzenidir. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış Herodot, iki ciltlik ünlü seyahatnamesinde Yunan tanrılarından söz ederken, hepsinin Mısır'dan esinlenilerek isim değişikliğiyle Yunan halkına kabul ettirildiğini, gerçekte Mısır'da veya Yunanistan'da kendisini tanrı gibi gösteren insanların bunu diğer insanlar üzerinde hakimiyet kurmak veya taraftar toplayabilmek için yaptığını anlatır. Heredot insanların tanrılaşma sürecini tasvir ederken yanında güzel bir kadınla beraber altın ve gümüş süslemelerle işlenmiş elbiseler giyerek aynı şekilde süslenmiş atlı bir arabaya binip Atina'nın ana caddesinden bir aşağı bir yukarı geçmenin tanrı sayılmak için yeterli olduğunu, insanların bunların peşinden gitmesinin ise çıkar amaçlı olduğunu yazar. Firavunlar da tanrısallık iddiasındaydı. Milattan önce 15. yüzyıl sonunda Mısır tahtına geçen Kral 4. Amenhotep Amon adını Akeneton olarak değiştirdi. Ve başta Amon-Ra olmak üzere Mısır tanrılarının tamamını reddederek tek tanrı Aton'a ibadet edilmesini bir kanunla halka duyurdu. Akeneton, devleti ve halkı rahiplerin elinden kurtarmak için eski Mısır dinini, sihir ve büyüyü yasakladı. Tapınakları kapattı. Amon rahiplerinin görevine son verdi. Ama o öldükten sonra eski düzene geri dönüldü. Yahudili, Hristiyanlık ve İslam gibi üç büyük din bile tanrılık iddiasında olan veya putlara temsil ettirdikleri tanrıları kendi tekelinde tutan insanların kitleleri bu yolla yönetmesi ve sömürmesini sona erdiremedi. Yahudiler dini kendilerine has kıldılar. Hristiyanlar İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak kabul ettiler ve onu temsil eden rahipler Mısır rahiplerinin yerine geçti. İslam'da ruhbanlık Allah'a şirk koşmak olarak vaaz edilmesine rağmen bazı insanlar İslam adına hatta Allah adına iş görmeye başladı. Kiliselerde veya sözde İslami vakıfların kurslarında, yurtlarında yoğun çocuk tecavüzlerini hatırlatmaya gerek var mı? Bugün bütün dünyada tarikat ve cemaat liderleri siyasi ve ticari çıkar için devletleri ele geçirmiş olan büyük sermaye sınıfına girebilmek amacıyla halktan para toplayarak yeni bir sınıf oluşturmaya çabalıyor. Osmanlı döneminde ve Türkiye'de olduğu gibi bazıları devleti tamamen ele geçirmeye de yelteniyor ve tasfiye ediliyorlar. Yerlerini hemen başka tarikat ve cemaatler alıyor. Tarih boyunca insanlar, egemenlerin şerrinden kaçarken sığınacak güvenli bir liman aramış ve karnını doyurmak, güvenliğini sağlamak veya çocuğunu okutmak gibi başka ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Tanrı adına düzeni sağlamak iddiasındaki kişilere boyun eğmiştir. Bugün bazı tarikat ve cemaat önderleri kendilerini Allah'la peygamber arasında bir yerde gösteriyor. Bazılarında zavallı insanlar bunların içtiği taslan, hatta abdest suyundan içerek kurtuluşa ereceğini zannediyor. Kendilerini, eşlerini ve 6 yaşındaki çocuklarını bile onlara cinsel anlamda teslim edebiliyor, badeleniyor. Yani insanlıktan çıkabiliyor. Şeyhine yani çağımızın Amon rahiplerine namusunu teslim edenler siyasi liderine de kişiliğini teslim ediyor. Layıklık dini kullanarak iktidar gücünü ele geçirmek veya elde tutmak isteyenlerin düzenini bozduğu için karalanıyor. Milli veya dini idealler adına insanları yönetenlerin kendi söylemlerine ters düşen icraatları ve geçmişleri bile kitleleri uyandırmaya yetmiyor. Çünkü insanın insana kulluğunun Allah'a kulluk zannetmeye, çocuk yaşta programlanmış veya siyasi emellere göre formatlanmışlardır. Bu yüzden robot gibi hep aynı söylemleri ve yöntemleri kullanırlar. Kısacası insanoğlu çoğunlukla hangi dine mensup olursa olsun günümüzde de Amona veya Zeus'a yani gerçekte altına ve gümüşe veya ekonomik gücü temsil eden paraya ve cinsel hazlara tapınmaya devam ediyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.